Evet, şimdi ekranımızda bir sürü cisimler görüyoruz. Bunların isimlerini birlikte öğrenelim. Ne dersiniz? İlk olarak özel bir cisimden bahsetmek istiyorum size. Bunun bütün yüzeyleri aynıdır. Bunun ismi küptür arkadaşlar. Çizelim bakalım yüzlerinden nasıl bir şekil elde edebiliyoruz. Bakıyoruz. Bu bir karedir. Başka bir yüzünü deneyeyim. Yine çizdim. Ve bir kare elde ettik, değil mi? Bunun bütün yüzleri karedir. Bu geometrik cismimizin adı küptür. Küp şekillerine örnek verebiliriz. Bakın elimde bir tane oyun kutusu var. Oyun kutusunun da bütün yüzeyleri karedir. Ve bu oyun kutumuzun geometrik cisimlerdeki karşılığı ise küptür. Şimdi küpü geçiyorum. Ve elimde bir silindir var. Görüyorsunuz. Bunu yol yapımında kullanılan araçların önünde de altında da görebiliriz bu şekilde. Oyun hamurlarımızı ezmek için kullanıyoruz. Annelerimizin neyi var? Bir oklavası var silindir şeklinde. Sizin de var aslında silindir şekliniz. Bir yapıştırıcı. Başka neyimiz var? Bir oyun hamurunun kutusu da bir silindire benziyor. Bu bir silindir. Üzerine yazalım isterseniz. Silin biraz çirkin oldu ama silindir. Bu neydi? Bir küp. Silindirle hangi şekilleri elde edebiliyoruz? Çizeyim hemen. Evet, silindirle de bir çember elde edebiliyoruz. Yine bu tarafıyla da bu tarafıyla da yapabiliriz. Bir başka geometrik cismimiz ise dikdörtgen prizma. Dikdörtgenin bütün yüzleri bir dikdörtgen şeklidir. Bakın. Her yüzü bir dikdörtgen olduğu için bu geometrik cismimizin adı dikdörtgen prizma. Bakın. Dikdörtgen oluşturuyor. Bütün yüzleri dikdörtgen. O yüzden dikdörtgen prizma diyoruz. Yazalım hemen. Dik dört gen prizma. Bir başka geometrik cismimiz ise koni. Koniye örnek olarak neyi verebiliriz? Dondurma külahını örnek olarak verebiliriz. Başka neyi örnek verebiliriz? Annelerinizin evde yağ boşaltmak veya başka sıvıları boşaltmak için kullandığı huniyi örnek verebiliriz. Bakalım. Konimizle nasıl şekiller çizebiliyoruz? Konimizi koydum. Bu şekilde etrafından kalemi kullanarak yine bir çember çizdim. Hemen konimizin adını da üzerine yazalım. Evet, konimizin adını da yazdık. Sırada bir
Küre var. Küre gördüğünüz gibi topa benziyor. Dünyamıza örnek verebiliriz küreye. Evimizdeki toplarımıza örnek verebiliriz. Misketi örnek verebiliriz. Hemen üzerine yazalım. Küre diye. Bir sonraki geometrik cisimimiz ise, bakın burada bir üçgeni var. Burada da bir üçgeni var. Bu geometrik cisimimizin ismi üçgen prizmadır. Üçgen prizma. Bununla da üçgen, dikdörtgen çizebiliriz. Üçgen ve dikdörtgen. Hatta bu yüzeyleri kare olanlar da var. Bu bir kare gerçi. Bunun burası dikdörtgen de olabilir. Sadece iki tane üçgen olması yeterli üçgen prizma diyebilmemiz için. Bu bir üçgen prizma.